Afrika'da bir kabilenin arasında savaş çıksa bile Türkiye etkileniyor. Bizimkilerin niyeti belliydi. Yani Suriyeliler geliyor, Ukraynalıları bekliyor diyorlardı. Ha, geliyorlar. Suriye'de at oynatıyor ama gitsin Amerika orada at oynatsın. Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir süren gerginlik savaşta sonuçlandı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara savaş hakkında ne bildiklerini ve ülkemizin bu durumdan nasıl etkileneceğini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ya illaki Türkiye'yi ekonomik açıdan etkileyeceğini düşünüyorum. Buna Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın özellikle müdahale etmesini bekliyoruz. Bu açıdan da Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum ekonomik açıdan. Hem turist açısından hem ekonomi açısından Türkiye'nin olumsuz yönde etkileneceğini düşünüyorum. Altın fiyatları otomatikman yani herhangi bir ülkede savaş olduğu zaman, herhangi bir ülkenin ekonomisine saldırıda bulunduğu zaman otomatikman dolar olsun, altın olsun yükselişe geçiyor. Ve biz bir ekonomi açısından buna müdahale edemiyoruz yani. Rus-Ukrayna Savaşı'nda şimdi şöyle bir şey var. Kesinlikle Türkiye aleyhine olacağını düşünüyorum. Çünkü malum bizim SİHA'lar vesaire Ukrayna'ya bayağı satılıyor. Zaten mevcut görevlerde de kullanıldığını biliyorum bizim SİHA'larımızın. Yani Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kesinlikle kazanan olmayacak. Avrupa, Amerika gibi ülkeler kesinlikle Ukrayna'nın arkasında. Yani Rusya'nın burada sanmıyorum ki Ukrayna'yı tamamen ele geçirebileceğini. Şu an ülke sınırları içerisine girdiğini biliyorum yanlış bilmiyorsam. Türkiye'ye nasıl bir etkisi olur diye düşünürsem kesinlikle Türkiye aleyhine olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'den alınan SİHA'lar vesaire vesaire daha da sipariş geleceğini düşünüyorum vesaire. Başka da bir şey. Türkiye başka ekonomik anlamda nasıl etkilenecek sizce? Türkiye ekonomik anlamda şimdi Rusya ile ilişkilerimiz kötüleşirse Putin'le Cumhurbaşkanımızın arasının iyi olduğunu biliyoruz, S-400'ler vesaire. Ama hani sanmıyorum ki Türkiye ekonomik anlamda kötü olarak etkilensin. Ama şöyle de bir şey var. Afrika'da bir kabilenin arasında savaş çıksa bile Türkiye etkileniyor. Vallahi düşünecek bir şey yok. Bu Rusya'nın kafasına koyduğu bir konu. O da kafasına estiği gibi de yapıyor. Çünkü Avrupa ve Amerika çok sessiz ve ancak Müslümanlara güçleri yetiyor. Ama buyursun cesareti varsa Rusya'ya gücü yetsin. Orası meydan, esas meydan orası, Suriye değil. Suriye'de at oynatıyor ama gitsin Amerika orada at oynatsın. NATO orada at oynatsın da görelim. Buna yürek ister. Ülkemiz sizce bu durumdan nasıl etkilenecek? Ülkemizin coğrafi konumu bakımından yerini sizler de biliyorsunuz. Söylememize gerek yok. Elbette ki etkilenecek. Çünkü orada turizmle bağlantılarımız var. Ticari bağlantılarımız var. Her iki ülkeyle de tabii ki Türkiye'mize de etkisini yapar. Evet. Şu anda öyle görünüyor da yalnız bu birdenbire olmuş bir şey değil. Yani Amerika tutuyor, daha önce Irak'ta yaptı aynısını, Suriye'de yaptı, şimdi de Ukrayna'da yapıyor. Yani Rusya'nın kendisi başa baş savaşmak yerine tutuyor aracı maşa ülkeleri kullanıyorlar. Yani kendi halklarına zarar gelmiyor ama arada kalanlara oluyor. Bu da ne yapıyor? Diğer ülkeleri de etkileyecek. Tabii ki Türkiye'yi de etkileyecek. Abi bugün dolar 14'ün üstüne çıktı. Doğru, sen de haklısın. Yarın ne olacağı belli değil. Yanı başımızda savaş oluyorsa bu bizi ister istemez etkiler. Yani bir komşumda bir şey olursa tabii ki etkileniyoruz yani. Bu Ukrayna için de geçerli. Ukrayna şimdi daha önce Rusya'yla bir kardeş ülke gibiydi onlar da. Aynı milletler hemen hemen. Ama çıkar işin içine girince gördüğünüz gibi neler oluyor? Hayırlısı. İnşallah mülteciler de Polonya tarafına gidiyormuş. Bizimkilerin niyeti belliydi. Yani Suriyeliler geliyor, Ukraynalıları bekliyor diyorlardı. Geliyorlar. Hazırlansınlar Karadeniz tarafı. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum, aklıma bir şey gelmiyor. Ama ne diyeyim yani, bence Allah doğru olana yardım etsin. Tabii ki savaşı bir şey değil yani, inşallah olmaz da olursa tabii Türkiye için kötü olur. Türkiye nasıl etkilenir sizce? Finansal olarak işte ekonomik olarak artık fiyatlar yükselir, bizim için de kötü olur ama bence savaş olursa Rusya ile Ukrayna arasında 3. bir dünya savaşına şey açabilir, yol açabilir. Vallahi Rusya'nın yaptığı yanlış. Çünkü bir ülkenin iç işlerine karışıyor. Onun için
o ülkenin bölünmesi demektir. Onun için çok üzgünüm. Onun vesilesiyle de bütün ekonomimiz bizim alt üst oldu. Bir tane altın borcum vardı, büyük altın borcu. O iki katını fırlamış. Ekonomiyi de sarstı. Yani bu konuda bizim de yapacağımız bir şey yok. Ama olmaması gereken bir savaş. Yani devam edeceğini de söylüyorlar. Artık girdi diyorlar, geri çıkmaz diyorlar. Böyle olursa ekonomi daha bizim etkilenecek. Onun için ben de emekliyim. Bizleri çok mağdur ediyor. Vallahi bilemiyorum ama insanların her zaman için barış içinde yaşamalarını tercih ediyorum tabii ki. Türkiye sizce nasıl etkilenecek bu savaşta? Türkiye zaten yeterince etkilenmedi mi sizce bu zamlardan? Altın fiyatlarında da bir yükseliş meydana geldi. Yani biz yükselelim diye düşünürken tam tersine düşüyoruz yani maalesef. Yani diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Bu ülke için de bir şey, hani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü insanlar genel olarak işine geldiği gibi görüşüyor, işine geldiği gibi konuşuyor.